Herkese merhaba, kanala hoş geldiniz. Bugün çok sevgili arkadaşım, dermatolog Ezgi Özkur konuğumuz. Çok güzel şeyler konuşacağız. Akne, sivilce, sivilce izleriyle ilgili. Nasılsın Ezgi'cim? Hoş geldin öncelikle. Hoş bulduk. Teşekkür ederim nazik davetin için. İyiyim, teşekkürler. Aynı şekilde devam ediyor. Hasta bakmaya devam ediyoruz. Koşturmaca devam. Koşturmaca. Aynen. Neyse ki havalar güzel gidiyor. Hala işte Ekim sonu, Kasım'a giriyoruz. Ama maşallah yine yani yazdan kalma günleri yaşıyoruz. Evet. O yüzden enerjimiz yüksek. Peki gelelim aknelere, sivilcelere. Nereden başlasak acaba? Şimdi sivilce problemi kaç yaşında başlar? Ergenlik dönemi dediğimiz ya da işte ergenlikte hiç sivilcesi olmayan insanlar var, sonradan sivilceleri oluyor. Bize böyle kısaca bir bahsedebilir misin? Sivilceler genellikle ergenlikte başlıyor aslında. Hatta toplumumuz için ergenlikte sivilce görülme oranı ortalama %80 olarak, yani düşük de olsa, hafif şiddette de olsa, yüksek şiddette de olsa %80 olarak düşünülüyor. Aslında sadece ergenlikte değil, sivilce 25 yaşından sonraya kadar bile devam edebilen bir problem. Hı hı. Hatta sivilcelerin %10'unun 25 yaşından sonra da devam ettiği, bunu da biz erişkin aknesi olarak kabul ettiğimiz bir grup var. Hatta bazı sivilceler, benim hastalarım geliyor, hocam ergenlikte hiç akne çıkarmadım, 25 yaşından sonra başladı aknelerim diye. Bu da geç başlangıçlı bir erişkin aknesi olarak karşımıza çıkabiliyor. Biz tüm akneleri tabii ki tedavi ediyoruz. Hem iz kalmasın diye, hem hasta sosyal açıdan daha özgüvenli olsun ve sivilcesiz olsun diye. Evet. Bir de mesela bazı insanların yüzünde oluyor sivilceleri. Bazılarının da boynunda oluyor, işte sırtında oluyor. Onların tedavileri farklı mı? Yoksa yüz ya da vücut diye ayırmıyor musunuz? Ya şöyle, body akne dediğimiz hani vücut aknesi aslında farklı değil, aynı akne gibi yağlanan bölgelerde gözüken bir akne, hani temel olarak oluşum mekanizması olarak aynı. Ama vücuda sürdüğümüz ürünler tabii ki vücuda sürülebilecek formda olanlar veya işte cilde uyguladığımız bazı lazerler için vücut çok geniş alanlar kalabiliyor. Bunu hasta özelinde, hastanın şiddetine göre aknesinin planlıyoruz biz aslında hastayla birlikte. Peki. Şimdi çok sorulan sorular var yani size. Bu işte A vitamini türevlerini veriyorsunuz ağızdan, içiliyor işte onlar 10 mg, 20 mg, 30 mg hastanın kilosuna ve uzunluğuna göre. Hastalar diyor ki biz bu ilacı kullanmaktan korkuyoruz. Gerçekten korkulan bir ilaç mı? Yan etkileri çok mu fazla? Bu konuda hani bir dermatolog olarak sen ne düşünüyorsun? Açıkçası ben onun şunu da söyleyeyim, ben asistanken kullanmıştım yani yaklaşık 25 yaşında falan, yine böyle hala sivilceler çıkıyordu yüzümde. İnanılmaz memnun kaldım ve hayatın en doğru kararını almışım. O yüzden hani ben kendimi kullanmış bir olarak çok ciddi bir sıkıntı yaşamamıştım o süreçte ve ondan sonraki de hiçbir daha asla sivilcem çıkmadı. Birçok sorundan kurtulmuş oldum. Ama aslında herkes de aynı olmuyor galiba, değil mi? Aslında şu şekilde, kurutucu akne tedavileri diyoruz biz bunlara. Hı hı. Aknetren, Aknegen, Zoratenin, Roaccutan isimli ilaçlar bunlar aslında. Biz hangi hastalara başlıyoruz daha çok? İz bırakma riski olan, hı hı, çok uzamış, kremlere dirençli hastalar veya vücudunda çok fazla olan veya bu işten psikolojik olarak çok yorulmuş olan hastalara başlıyoruz. Benim çok sık başladığım ilaçlar aslında. Çünkü akneyi aslında sebebini tedavi ediyor. Cilt yenilenmesini hızlandırıyor. Sebum üretimini, yani yağlanmayı azaltıyor. O akne oluşumunun patogenezinde olan epidermal bir keratin artığı durumu var. Onu, hı-hı, azaltıyor. O yüzden başladığım ilaçlar, tabii ki bazı parametreleri takip ediyoruz. Mesela cilt çok kuruyor. Dudaklar çok kuruyor. Bunları biz nemlendiriyoruz. Gerekli ürünler veriyoruz. Hastanın bazı kan değerlerini takip ediyoruz. Ama genel olarak gençlerde çok rahat kullandığımız, hı hı, bir problem sıklıkla yaşamadığımız ilaçlar. Ama tabii ki mutlaka dermatolog kontrolünde kullanmaları gerekiyor. Reçeteye tabi ilaçlar, evet, yan etki durumunda bir şey olursa takip ettiğimiz ilaçlar. Ama sık kullanmamız, korkulmasına hani gerek olmayan ilaçlar. Çünkü şöyle düşünüyoruz biz her zaman için. Akne skar bırakırsa skarın tedavisi çok daha zor. Kesinlikle, kesinlikle. Skarlara seanslarca fraksiyonel lazer altın iğne yapıyoruz.
O yüzden biz aknenin hiçbir şekilde yüzünde kalıcı skar bırakmasını istemiyoruz. O yüzden bu tarz hastalarda özellikle çok sık başladığımız bir ilaç. Aynı zamanda artık çok kullanım alanı da genişledi. Sadece evet. yağlanmada, seborede düşük dozlar kullanılabiliyor. Mesela doğru. her gün saçlarımı yıkamak zorundayım, yağ içindeyim diyen hastalar oluyor. Sonra dirençli siyah noktalar oluyor, bazen kapalı komedonlar oluyor. Dirençli, bunlar da kullanabiliyoruz. Akne rozasya da galiba bazı durumlarda veriliyor. Evet, bazı akne rozasya tiplerinde verebiliyoruz. Yani bir sürü aslında değişik kullanım hı-hı. metodları da çıktı. Mesela ilaç ilk çıktığında şöyle bir şeydi. Ya bütün tedavilere dirençliyse son aşamaydı. Şimdi aha. de öyle değil. Şimdi skar bırakma riski varsa, uzadıysa, yağlanması çok şiddetliyse daha erken, hatta bazen birinci basamakta bile başlayabiliyoruz. Evet. Daha düşük doz başlıyoruz eskisine nazaran. Bu yüzden o ilk hani hastanın çok korktuğu atma dönemi hı-hı. daha az yaşıyoruz. Hı-hı. Dozlarını daha uzun süreye yayabiliyoruz ama böyle hasta daha kolaylıkla atlatabiliyor aslında. Daha az kurumuş oluyor. Kesinlikle. Bu şekilde bir sürü kullanım alanı var. Hastaların en çok korktuğu şey işte karaciğerime bir şey olur mu? Evet. Kan yağlarım artarsa ne olur? Bunları biz zaten takip ediyoruz klinik parametrelerle ama bunlar da çok sık yaşadığımız ve gördüğümüz şeyler değil. Yani hastaların bu açıdan çok şey olmasına gerek yok. Hani tedirgin olmasına korkmalarına gerek yok. Hatta şimdi son yıllarda bir meta analiz yayınlandı, bir bilimsel araştırma. Gençlerde hani kan testi takibi bile önermemişler sonunda. Tabii biz şimdi bu noktada değiliz ama gelecekte öyle gözüküyor ki bu testlerin sıklığı bile şimdi azaldı. Eskiden her aydı. Şimdi bir defa yapılıyor tedavi boyunca. O bile azalacak veya bitecek gibi gözüküyor. Harika. Aslında. Bir de şey, aslında çok pahalı tedaviler de değil. Ben sordum, bir araştırma yaptım eczaneye. Gerçekten fiyatları uygun ilaçlar. Hatta sizin reçetenizle ya da devletteki dermatologların evet. reçetesiyle %70'i gibi bir kısmı da ödeniyor yani. Çok küçük bir kısım kalıyor. Güzel bir tedavi süreci tamamlıyorlar ve işte aknelerden kurtuluyorlar. Sonra tekrar edebiliyor mu bu akneler? 1-2 yıl sonra, 3 yıl, 4 yıl evet. sonra ne bileyim ben. Hastalarım bana en çok sorduğu soru, hocam kullanacağım tamam bu süreci bir daha tekrar eder mi? Şimdi şöyle, akne aslında kronik bir durum. Evet. Sonuçta bu cilt bunu yapmaya meyilli oluyor. Mesela bu genetik özellikleri olduğuna dair bir sürü araştırma var. Mesela kuzeylerde daha az gözüküyor, güneylerde daha sık gözüküyor. Hı hı. Yani sadece temizlemeyle ve cilt bakım rutiniyle değil, aslında DNA onu yapmaya meyilli oluyor. Hı hı. Bir kronik bir rahatsızlık bu. O yüzden tabii ki yıllar içinde tekrar çıkabilir. Tekrar kullanılabilir ilaç, bunun da hiçbir sakıncası yok. Ama biz genelde şöyle yapıyoruz, tedavi bittikten sonra tamam bundan sonra sen hiçbir şey yapma, senin tedavin bitti artık ömür boyu aknesisin demiyoruz. Evet. Bir cilt bakım rutini oluşturuyoruz, belki bu retinoidli kremlerle, onlar da A vitamini biliyorsunuz zaten evet. çok iyi. Onlarla devam ediyoruz, haftanın belli günleri kullanmasını istiyoruz yine. Yani bu şekilde hep o durumu korumaya ve o aknelere biz hep baskılamaya çalışıyoruz aslında. Hı hı. Temel olarak o zaman sana off record bir soru daha soracağım. Şimdi yurt dışında özellikle Amerika'da bu ilaçların çok düşük dozunu anti-aging amaçlı kullanmaya başlamışlar. Özellikle dermatologlar. Var mı böyle bir şey gerçekten? Yani işte 1 miligram gibi haftada evet. Yani yaşlanma karşıtı olarak da kullanılabilir mi? Ya aslında evet, yani mantık olarak şöyle, öyle bir endikasyonu yok FDA'nın veya Sağlık Bakanlığı'nın ama kolajen artırabildiği için bu ilaçlar, A vitaminleri, evet. ince kırışıklar için falan kullanılabiliyor deniyor. Ama tabii ki bu ilaç kullananlar biliyor, çok kuruttuğu için hani kurulukla mücadele de aynı zamanda zor bir konu. Hani sürekli o kuruluğu yaşamak, sürekli evet. nemlendirmek de. Hani o yüzden hani kar zarar oranı burada güdülmeli. Evet. Şimdilik biz önermiyoruz, ya kullanmıyoruz ama. Bakalım 10 yıl içinde belki gelir. 10 yıl içinde belki de kullanacağız, kullanabiliriz bilmiyorum. Kullanabiliriz yani. Peki, şimdi bu başka mesela antibiyotik de veriyorlar bazı hastalara. Antibiyotikle akne tedavi edilebilir mi? Şöyle şimdi şu açıdan bazı akneler evet tedavide veriyoruz. Mesela siyah noktayı tedavi edemezsiniz veya kapalı hı hı. komedonu. Evet. Ama bu iltihaplı, irinli aknelerde cildimizde yaşayan Cutibacterium acnes diye bir bakteri var. Normalde bize bir zararı yok ama sebum salgısı olan irinli bir yer bulduğunda işte orada üreyebiliyor. Aslında evet. antibiyotiğin temel mekanizması oradaki iltihabı kurutabilmek. O yüzden kısa dönemli, hani maksimum 3 ay olacak şekilde veriliyor antibiyotik ki bu sefer de çünkü antibiyotik direnci gelişmesin diye hastada belli dönemlerde evet kullanılabiliyor. Tamam, harika. Bir de ben hiç bilmiyorum, hiç denemedim, kullanmadım. Özel şeyler var. Akne için hazırlanmış maskeler.
Yani kliniklerde uygulanan maskelerden bahsediyorum. Yani hastaların satın alamayacağı kliniklerde. Evet. Onlar gerçekten işe yarıyor mu? Evet, onlar da işe yarıyor. Biz de kullanıyoruz. Bunlarda daha çok salisilik asit var aslında temel olarak. Amacı yine o gözenekteki atık keratini, yağı azaltmak, cilt yağlanmasını azaltmak, eksfoliasyon yaparak cildin yenilenmesini hızlandırmak. Uygulanabiliyor, tedavilere kombine edilebiliyor. Tabii bunu kurutucu akne tedavisi alan hastalara yapmıyoruz daha çok. O tedavi kullanamayacak olanlara veya kullanmak istemeyenlere gibi hastalara yapıyoruz. Faydalı, gerçekten faydalı. Peki, beslenme açısından nelere dikkat edelim? Ne yiyelim, ne yemeyelim? Evet. Akne... 100 yılın sorusu. Aynen, savaşında. Bana çok geliyor. Hocam, evet. Bu aknem hangi gıdaya bağlı oluyor? Ben hepsini kestim, denedim, yine çıkıyor. Yani böyle görüyorum, diyetler alınmış, bir yerlere gidilmiş, işte beyaz diyet yapılmış, yine çıkıyor. Ya çünkü akne birebir beslenmekle ilgili bir durum değil. Yani akne yapıyla ilgili bir durum. O yüzden böyle çok sert diyetleri... sıkı diyetleri önermiyorum. Ama şunu söylüyor. Şimdi yapılmış yüzlerce araştırma, binlerce araştırma var. Yıllardır bakılıyor beslenmeyle ilişkisine. Evet. Ve en son bir meta analiz yayınlanmış. Meta analiz dediğimiz şey şu. Şimdiye kadar yapılmış bütün araştırmaları araştırmacılar bir potaya koymuşlar, eritmişler. Beslenmeyle ilgili şunu söylüyorlar. Glisemik indeksi yüksek gıdalar. Tamam. Yani basit şekerler, karbonhidratlar akneye daha da kötüleştirebiliyor diye. Aslında temelde şu yani orada yapan, vücudumuza kötü gelen her şey diyor aslında. Aha. Akneye de kötü geliyor inflamasyonu arttırdığı için ama bu yeni bir şey değil aslında. Bunu şeker hastasına da kötü geliyor, tansiyon hastasına da kötü geliyor, sedef hastasına da kötü geliyor. Yani bu aslında vücudumuzdaki inflamasyonu arttırıyor çünkü basit şekerler ve akneye de kötü geliyor. Ama basit şeker yemezsem akne iyileşir mi? Hayır. Bunun tersi doğru değil. Bir de şöyle bir şey çıkmış o çalışmada. Haftada 3 kez yeşil yapraklı sebze meyve yiyenlerde akne oluşum sıklığının azaldığını gözlemişler. Bu da yine aynı yere geliyor aslında. Sağlıklı beslenmeye geliyor konu. Kesinlikle. Süt ve süt ürünleriyle ilgili araştırma özellikle var. Özellikle inek sütü değil mi? Evet, bazı IGF diye bir şey kanda arttırıp akne oluşumunu hızlandırdığına dair. Ama burada da araştırmacılar son notu şu şekilde koymuş. Yani bu herkes için geçerli genellenemez. Geçerli değildir yani. Denenebilir, süt kesilmesi denenebilir. İyi geliyor mu diye bakılabilir. Ama bunu şimdi buradaki herkese genelleyemeyiz. Çok bu güzel. Şekilde. Peki, ara ara aknelerimiz çıkıyor. Hani çok fazla tedaviye ihtiyacımız yok diyelim ağızdan. Biz akne karşıtı dermokozmetikleri nasıl kullanmalıyız, neler almalıyız ya da alırken nelere dikkat etmeliyiz? Evet. Aslında bir sürü, sen de çok iyi bildiğin gibi, dermokozmetik markaların akne ürünleri var aslında. Bunları seri olarak mı alacağız? Yani yüz yıkama jelini, işte toniğini, kremini, güneş koruyucusunu full akne serisi mi almalıyız yoksa o çok fazla olur? Gerek yok, sadece tek bir ürün akneye yönelik olsun ya da yüz yıkama jeli ya da sadece işte kremini alın, diğerlerini normal ciltler için ya da hassas ciltler için olanı mı yani kombine mi edelim yoksa full akne serisiyle mi gitsinler şimdi insanlar? Bu şeye bağlı, kişinin kendisine bağlı. Şimdi benim en basit bir rutinim var cilt bakım rutini. Hani temizle, tedavi et, koru. Hep paylaşıyorum, benim takipçilerim bilir. Aynen. Temizlemek burada çok önemli. Akneye uygun temizleyici jelle. Çünkü akne uygun temizleyici jellerde genelde salisilik asit oluyor. Çinko oluyor. Çinko yağlanmayı düzenliyor. Salisilik asit de gözeneklerdeki artık keratini temizliyor ki akne oluşumunu veya siyah nokta oluşumunun önüne geçmek için. Evet. Ama mesela hastanın tedavi et basamağında bir retinoidi var. Retinoidli bir krem kullanıyor veya benzoil peroksitli dermatonun verdiği kremi kullanıyor. Bu sefer onun üstüne bir daha salisilik asitli bir şey sürdüğünde hasta tolere edemiyor. Evet. Kızarmaya başlıyor. Bu sefer de tedaviyi bırakıyor. Ne oldu bizim? Tedavimiz yarım kalmış oldu. Burada önemli olan o tedavi et basamağında neyi kullandı? Diyelim hasta hiçbir şey kullanmıyor. O zaman bir seriyi alıp kullanabilir. Nemlendiricisiyle güneş koruyucusu. Ama diyelim hasta bir şey kullanıyor. Zaten cildi kuruyor. Zaten doğru. Aktif tedavisi var. O zaman mesela nemlendiriciyi yağsız, oil free yazanlardan ama içinde ek olarak salisilik asit içermeyen bir nemlendirici seçebilir. Yani burada cildin tolerasyonu çok önemli ve mevcut tedavisi. O yüzden hep diyoruz zaten mutlaka doktorunuza danışarak ürün kullanın. Yani işte kulaktan dolma, işte influencerlardan görme şeyleri alınca insanların da cilt dengesi bozuluyor açıkçası. Bir de mesela akne hastası işte nemlendirici, hocam zaten yağlı cildim bir de nemlendirici sürüyorum. Yani şöyle, şimdi biz orada cilt bariyerini onarıyoruz aslında nemlendiriciyle.
sizin cilt bariyeriniz onarılınca siz oradaki retinoidi, salisilik asidi, azaleik asidi daha iyi tolere edebiliyor haline geliyorsunuz. Kesinlikle. Öyle olunca daha uzun kullanabiliyorsunuz. Uzun kullanınca aslında uzun dönemde tedavi daha etkili olmuş oluyor. Bu yüzden nemlendirici çok önemli, güneş koruyucu çok önemli. Özellikle akneye bağlı siyah kahverengi izler kalmaması için. Ve siyah noktalar da aslında güneş ışığına bağlı oksidasyonla oluşuyor. Yine oradan da korumuş oluyor aslında sizi. O yüzden bu temizle, tedavi et, koru, koru basamağında nemlendirme ve güneş kremleri çok çok önemli diyorum. Ayrıca son olarak da söylediğim akne tedavisi uzun süreçlidir. Evet. Bu tedavi et basamağınız, bu herhangi bir markanın nemlendiricisi de olabilir, tedavi ürünü de olabilir. Bu sizin dermatologunuzun verdiği reçeteli krem de olabilir. Hı-hı. En az 8 hafta, en az 3 ay ona fırsat vermek gerekiyor. Kesinlikle. Benim hastalarımın en çok söylediği şey, hocam sürdüm daha kötü oldu. Retinoidimi, salisilikimi sürdüm daha da yüzüm kustu. Yapabilir mi böyle bir şey diyorlar. İlk 2-3 hafta biz yapabilir diyoruz hastalara. Hı hı. Onu da ben şöyle açıklıyorum. Aslında cilt yenilenmesini hızlandırdığı için bu ürünler dipte olanları böyle biraz buzdağı gibi ortaya çıkartabiliyor. Bu ilk 2-3 haftayı ama atladıktan sonra ondan sonra artık etkileri başlıyor. İşte o arada tam kullanmayı bırakırsak o zaman daha fayda etmemiş oluyor. Çöpe gitmiş oluyor. Aynen. Hem paramız hem vaktimiz hem zamanımız. Aynen. Ama tabii bu sadece asitlerle ilgili. Yani bir nemlendiricisinin akne yapmasını, bir güneş kreminin akne yapmasını beklemiyoruz. Hı-hı. Ve akneli kişiye mutlaka oil free, yağsız nemlendiriciler, güneş kremleri öneriyorum. Kesinlikle. Gelelim akne izlerine. Çünkü aknelerimiz oluyor, bir dönem geçiyor ama izleri hep kalıyor bizde. Akneli izlerine nasıl tedaviler var? Evet. Akne izleri gerçekten başımızın belası. Çünkü bir de akneler geçiyor, izler ömür boyu bizle kalıyor. Kesinlikle. Şöyle, artık aslında tedaviyle birlikte aknenin izi tedavisine de biz başlıyoruz yavaş yavaş. Hı hı. Yaz mevsimlerinde daha çok altın iğne gibi iğneli radyofrekans işlemleri yapıyoruz. Burada iğneler deriye batıyor, evet, ve radyofrekans dalgaları gönderiyor deri altına. Hı hı. Bunlar da kolajeni tetikleyip aslında istediğimiz çukurların alttan dolması. Kış aylarında daha çok fraksiyonel lazerleri tercih ediyoruz. Fraksiyonel lazerlerde cilt yüzeyini aslında tıraşlıyor gibi düşünebiliriz, aslında ablate ediyor ve oradan yeni deri hücreleri oluşuyor ve çukurları yavaş yavaş azaltıyoruz. Tabi burada önemli olan akne çukuru hani bir günlük bir tedavi değil. Düzenli gidilmesi gereken, seans seans gidilmesi gereken ve iyileşmenin yavaş görüldüğü bir süreç. Yani aslında akne izinin tedavisi akne tedavisine göre daha zor. O yüzden söylüyorum ben hastalara. Yani aknelerinizi mutlaka tedaviye gidin. Çünkü izler daha zor geçiyor. Evet. Bazı çok derin çukur izlerine işte subsizyon dediğimiz o deri yapışık bantlar oluyor çukurların. Onları kesiyoruz ve altına dolguyla doldurabiliyoruz derin çukurları. Onun dışında da kahverengi ve kırmızı izleri oluyor. Aynen. Onlar biraz daha kolay tedavileri. Onları da ışık tedavileri, IPL, VBL gibi ışık tedavilerini tedavi kombine ediyoruz. Genelde başarılı şekilde. O kırmızı şeyler niye kalıyor Ezgi? Yani niye hani... Sivilce de değiller. Öyle kalıyorlar öyle. Geçmiyorlar. Hastalar çıldırıyor. Evet. Yani onlar nedir şöyle... o? Yani bazı insanlarda olmuyor mesela. Hani evet, akne oluyor, geçiyor. Hani kırmızılık kalmıyor. Bazı insanlarda da 3 ay, 6 ay o nokta kırmızı, kıpkırmızı kalıyor. Evet. Ne o? O inflamasyonun şiddetine bağlı aslında. Orada göç eden savunma hücreleri oluyor, damarlar çevresinde oluyor. Ne kadar inflamasyon yüksekse o aknede o kadar kızarık oluyor çevresi aslında. Biz de onu, o kızarıklığı ve lekeyi gören lazer sistemleri var. Onlarla tedavi ediyoruz veya işte ona ulaşamayan hastalara kremler veriyoruz devamında. Yine orada retinoidler, azalik asitler, onları kullanabiliyoruz. Evet. Ve geçmeyenleri lazerde yapabiliyoruz. Yani bir kısmı zaten kendiliğinden de tedaviyle birlikte yavaş yavaş düzeliyor. Daha düzelmeyecek şiddetli formları veya hasta daha hızlı tedavi istiyorsa onlara da çeşitli lazerler var. Her şey için bir lazerimiz var. Her şey için lazer var. Lazerler güzel ya. Güzel bir şey yani. Evet, ama tabii ki her şey lazer değil. Evet. Hastalar bazen geliyor bana, diyor ki hocam aknemi lazerle tedavi edebilir misiniz? Ben ilaç kullanmak istemiyorum. Ben krem sürmek istemiyorum. Hı-hı. Öyle de bir şey yok ama mesela. O da evet, yok. Çünkü bu düzen istiyor. Akne kronik bir rahatsızlık. Yani lazer ışığıyla tek başına tedavi dünyanın hiçbir yerinde mümkün değil. Kesinlikle. O yüzden önemli olan ne diyor? Cilt bu bakım rutini ve tedavi. Şeyler için ne düşünüyorsun? Hastaların evde kullanabilecekleri led ışıklı şeyler var ya işte akne için. Led maskeler. Maskeler. Aslında led maskelerin yüklü miktarda bilimsel araştırması var işin açığı. Hı hı. Kullanılabilir. Anti-aging olanı var biliyorsun. Var, kırmızı olanı var. İşte mavisi var. Kullanılabilir. Ben orada şuna dikkat çekeyim. Mavi led
Aha. Melazma hastalarında lekeyi tetikleyebildiği, melanositleri aktive edebildiği söyleniyor. Hmm. O yüzden hastanın mevcut leke problemi varsa belki bir öneri alıp ona göre başlayabilir. Hı hı. Onun dışında yani iyileştirdiğine dair yayınlar var. Denenebilir. Hani denenebilir. Boş çöp değil yani. Değil. Peki var mı benim sormadığım, senin de eklemek istediğim şey? Kapatmadan hani son şeye, son sözler. Vallahi şöyle söyleyeyim. Akne ilk çıktığından beri kapalı komedonda olsa, siyah noktada olsa ben tedavisini öneririm. Hı hı. Birincisi hem kişisel özgüveni arttırmak için. Sonuçta artık herkes çalışıyor, sosyal hayattayız. Hem bunun için, hem ileride iz kalmaması için. Hem özellikle hani ergenler varsa izleyen, hani ergenlik aknesi geçer, tedaviye ne gerek var diyor aile büyükleri. Maalesef. Ama öyle değil. O hem iz bırakıyor, hem o ergenin sosyal hayatını etkiliyor. Belki kız arkadaşıyla, erkek arkadaşıyla flörtünü etkiliyor. Yani basit bir sorun değil. Sonuçta bu stigmatizasyon yaratan bir rahatsızlık. Kesinlikle. Ben kesinlikle başvurmalarını ve tedavi arayışında olmalarını isterim. Tabii ki burada Instagram'dan değil tedavi arayışı, o çok önemli. Hı-hı. Sosyal medyadan. Hani biz de oldukça paylaşıyoruz. Mutlaka hekimlere giderek, mutlaka hekimlerin fikirlerini alarak öneririm. Bu benim son notum. Son olarak aknelerimizi sıkmıyoruz, sivilcelerimizi sıkmıyoruz. Evet, evet. O bantlar için ne diyorsun? Hani yapıştırılıp da böyle akneyi söndüren bantlar, evet, var ya. Şu an çok popüler oldu. Bantları öneririm. Ha, öneriyoruz. Aynen, öneriyorum. O şöyle, daha çok irinli ve bu kistik aknelerde kullanılıyor. Ha. Üstünde işte o bir yara yeri örtüsü gibi aslında, orada iyileşmeyi hızlandırıcı bir mikroflora yaratıyor. Hı hı. Hani hızlı sönmesi için aknenin. Aha. geceden yapıştırılabilir. Zaten bu şey kozmetik shopların hepsinde satılıyor var, şu evet, an. Aynen. Ama tabii ki bu bir akne tedavi metodu değil. Yeni çıkan aknenizi engellemeyecek. Evet. İz veya geçici. İzine etkin, geçici bir tedavi. Ama önemli bir şeyiniz var ertesi gün. Aynen. Bir tane çıktı, yapıştırılabilir mi? Yapıştırılabilir. Fayda sağlar mı? Sağlar gerçekten hızlı inmesinde. Bu bilgiyi de edinmiş olduk. Bir de bunun için biliyorsunuz şeyler de var. SOS jeller de, evet, var bazı markaların. Onlar da çok etkilidir. Yüksek oranda salisilik asit çok içeriyor haklısın. Onlarda. Hani spot treatment gibi üzerlerine onlar da kullanılabilir. Bak, evet, bravo. Çok güzel hatırlattın. Bende de vardı bir ara onlardan. Yani artık akne sen problemi yok akne ama. Sen çıkıyor gibi duruyor. Yok yani vardı işte. Gerçekten eski bir şey yani. Çok da yeni değil. Evet, evet, eski. Gerçekten şey. Sürdüğünde hızlı bir şekilde şey yapıyordu. Etki ediyordu yani. Toparlıyordu. Süper. Artık öyle bir problem olmadığı için unutmuşum ben onları yani. Ayağına sağlık Ezgi'cim. Ne çok demek? Keyifli bir sohbet oldu. Ben teşekkür ederim. Ezgi'nin de YouTube kanalı var. Onu, evet, da YouTube'dan da takip edin. Ben de sözünü alayım buradan senin gelmenin. Tabii ki de gelirim. Seve seve gelirim. Instagram'dan da takip edin. Çok güzel içerikleri ederim. Var. Çok güzel bilgiler veriyor. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hala kanalımıza abone değilseniz abone olursanız ve bildirim açarsanız çok seviniriz. Görüşürüz. Görüşürüz.